Merhabalar tekrardan 1.777 videosunda tekrar birlikteyiz artık. Ö diyeceksiniz, bö diyeceksiniz, yeter diyeceksiniz. Kanalın %10'u, %20'si 777 videosu var diyeceksiniz ama bu videoyu özellikle koymak istedim. Yine oynayan arkadaşımız Fırat. Fırat 777'siyle oynuyor ki biliyorsunuz 777 oynamak zorundayız biz. Çünkü VOT'un böyle bir politikası var. Az kullanılan tankların piyasada tutması için bize bir miktar ödeme yapıyorlar, altın ödüyorlar ve biz de e, o altınlar sayesinde e, tankların daha çok tanınmasını, piyasadan kalkmamasını ve e, sanki kullanılan bir tankmış gibi, sanki iyi bir tankmış gibi oynayarak e, burada biraz algı yönetimi yapıyoruz. Tabii böyle bir troll e, muhabbetten sonra oyunun ciddi anlarına geçiyoruz ki Fratta zaten gitmesi gereken yeri gitti ben laklak yaparken. Şimdi 777'nin özelliğini hepiniz artık biliyorsunuz. Benim kanalımdan dolayı belki. Belki benim kanalımdan dolayı bilmiyorsunuz ama sonuçta bildiğinizi bilmiyorsanız bile şimdi öğreneceğiniz varsa yorum. Obj 777 çok alçak. Çok alçak bir tank. Topu çok fazla eğilmese de zırhını ve bir IS-4 topuyla birlikte bunu desteklediği anda çok tehlikeli bir tank oluyor. Taret zırhı muazzam güçlü. Yan zırhları, side scrap zırhları çok fazla ki bunu da bildiği için Fırat şu anda bakın görüyorsunuz hep tepelerin, ufacık tepelerin or oraya pozisyon alıyor ve topu eğilmese bile işte e STB gibi, STB1 gibi bir promptik süyonu olmasa bile çok az gövdesini göstererek ki gövdesinin de önü gördüğünüz gibi eğimli birçok mermiyi absorbe edebilecek, sektirebilecek potansiyeli var. Burada IS 2-2'yi gördü, nişanını aldı ve ona hasarını verdi Fırat. Bu bölgeyi tutmaları çok çok önemli. Şu anda 0-2 gerideler. Red haritasında da genelde ağırların geldiği bölge. Birinci bölge burası ve bir kez daha sektirde 75'ten. Bir diğer bölgede haritanın e1, E1, D1 ve F1 bölgesi. Şu anda aşağı yukarı 2,5 dakikalık bir süre geçti ve Fırat 823 hasarda 666 sektirmede. Top tayarı çıktı bir maç. Bu açı, bunun için bu yüzden iş biraz daha kolay. Yine AS 2-2'den sektirir. Çok fazla sektirecek göreceksiniz. Ob 777 burada. Dediğimiz gibi bakın hiçbir şekilde ileri gitmiyor. Çünkü ileri gitse yakaladığı bu avantajlı pozisyonu kaybedecek Fırat. Burada gerçekten pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunu gördünüz ve o kötü dediğiniz topun da bazen böyle atışlar yapabildiğini görüyorsunuz. Toplamda 1200 hasara ulaştı. Çok büyük bir hata yapıyor bence CS tankı. Diğer tankların arasına göre Belki kafa karıştırmak için girdi. Belki AFK, belki de bana ne, bu ne lan dedi, buradan çıkamayacağım ben dedi ve gitti ve intiharını etti. Şimdi atak taraf karşı taraf bizim takım yani Fırat'ların takımı savunmada ama gördüğünüz gibi Fırat buradaki ufacık bir tepeyi kullanarak yine side scrap hem de taretine hullan pozisyonu alabiliyor. Şu anda hullan pozisyonunda ama az sonra yine burayı kullanarak side scrap pozisyonu alacak çünkü inanılmaz alacak inanılmaz basık bir tank ve e, bir light gördü. Bakalım ona vuracak mı? Vurmadı. Vazgeçti. Çok fazla tank var. Çok fazla alternatif var ve Centurion'a da atışını yapıyor ve 427 Centurion'a yazıyor. Toplamda 3818 hasara ulaştı. Bir tank daha görüyor. Tekrar sektirdi. BZ tankından, Centurion tankından sektirdi ve Skoda'dan 7, Tiger Maus'tan 7 bunların önemi yok. Devam ediyor. O beton gibi tankıyla orada mücadeleye devam ediyor. Belki birazcık daha önünü gösterse hafif yandırıyor çünkü şu anda. Ben şöyle göstereyim. Hafif yandırıyor. Bir tık, bir tık daha önünü gösterse daha iyi olacak. Ama o zaman da tabii top eğimini kaybedecek. Bu arada Skoda'ya T... Skoda T56'ya bir kez daha hasarını veriyor. 3400 hasarı ulaştı. Işte. Ardından artık üstüne doğru basıyorlar. Fırat'ın bence burada biraz hata yapıyor. Tamam ona vurmak istiyorsun ama çok fazla açığa çıktın Fırat. Evet o hatasında zaten e, E75 affetmedi. Fırat'ın bu arada mühimmatı hasar gördü. 3484 hasardıysa hala Fırat... E... Çok zor durumdalar. Maçı kaybetme pozisyonlarına çok yakınlar. Ama buna rağmen bu pozisyonu korumak zorunda olduklarını biliyorlar. Burada yanında T34 var Fırat'ın. Tek de değil. Gerçi e, bir de e, AF FaZe var. AF FaZe bence biraz daha ileride. Evet artık burası biraz duranlaştı. Eskisi kadar fazla tank yok. Bazıları garaja gitti. Bazıları pozisyon değiştirdi. Ve buranın sıklığı azaldı. Skoda bu arada hasar aldı. Fakat hemen yanındaki T34 garaja gitti. 6-7... Maluplar iyi bir nişan almak istiyor. Çalıların arasından geçecek o mermim. Çimenlerin arasından geçecek. Evet çok çabuk bir şekilde geri çıkıyor. Atışını yapıp hemen. Burada bir tankı daha garaja yollamaları lazım. Bir tankı daha garaja yollarlarsa derken şu anda tek. Şu anda tek. Arkadan bir desteği yok. Ve rakip bunu gördü. Fırat'a doğru basacak. 4764 tasarda yapabilecek hiçbir şey yok. E75 yanlış yerde duruyordu bence. Bunu da söylüyorum. T34 de yanlış ya E75 diyorum. AF az önce garaja giden. Ve yanlış yerde duruyordu. Şu anda Fırat tek. Fakat rakip basmıyor. Niye basmıyorsun abi? Yani arkada şu light'tan mı korkuyorsun? Rakibi burada biraz eleştirelim. Burada tek bir tane ağır var. Bir atışlık canı var. Kaç tane tanksın. Ama tabii bu çok sürmeyecektir. Oynatıyoruz. Hala basmıyorlar. Ve Fırat garaja gidiyor. Ee, sonuç olarak şu maçta şunu gördük. Bu arada maç sonu skorlara geçelim hep birlikte. Sonuç olarak şu maçta şunu gördük. Gerçekten o 777 iyi pozisyon aldığında birazcık da desteklendiğinde pozisyonunda çok ciddi potansiyel hasarı olan bir tank. Neyse maç sonu skorlarına gidelim. Evet maç sonu skorlardayız. Gördüğünüz gibi oyun çok cömert davranmış. Maçı kazanmış takımı. 5444 deneyim ve 119217 kredi. Birinci bölüveyi alıyor. Ya da birinci, birinci sınıf madalyasını alıyor. Ve konfederans madalyasını alıyor. Toplamda 2, 4, 6, 8, 9 araçta araçta connection yani da etkileşim sağlıyor. 8'ine hasar veriyor ve ya da 8'ine hasar bir hasar verdiriyor. Çünkü destek hasarı da mevcut ve gördüğünüz gibi obje objede 177'de yine maçı sırtlayan kişi oluyor. Leopards prototype 4 ile birlikte. Evet gördüğünüz gibi Obje 777'yi yine izledik. Yine Obje 777'de videosu çektik ama bu videoda baz almanız gereken ya da bu videonun bize anlattığı şey şu. Obje 777 iyi pozisyon aldığında farklı pozisyonlar A'ra geçebilen bir tane. Fırat da bunu bildiği için iyi pozisyon aldı. Birkaç hatası oldu ama oyunun genelinde gayet başarılı oynadı Fırat. Eline koluna sağlık diyoruz Fırat'a ve izlediğiniz için size de teşekkür ederim efendim. Tekrar söylüyorum bir like atın, bir beğeni atın ki bu videolar ön plana çıksın. Benim de yeni video çekmek için daha fazla motivasyonum olsun. Evet tekrardan hoşçakalın.